usta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. İnsanın umudunun nasıl bittiğini, gelene gidene nasıl hasret olduğunu. Hasret gidermeye gittin yani. Hayır Halide. Gönül borcumu ödemeye gittim. Ben mahpustayken o da beni ziyarete gelmişti. Ama sen bunu yapamazsın. Neden? Çünkü benim evlisin. Onurumu böyle ayaklar altına alamazsın. Bunu bir daha sakın yapma Kemal. Sakın. Muzaffer. Muzaffer, keşke beni duyabilsen. Keşke yanımda olsan. Beni seni öldürmekle suçluyorlar. Bu olanlar ağrıma gidiyor. Sensiz ne yapacağım? Korkuyorum Muzaffer. Korkuyorum. Yasin ağa. Buyurun Halide ağa. Tarlaları dolaşmak istiyorum. Nereye ne ekilecek tespit etmek lazım. Sen de bana malumat verirsin. Tabii ver. Oley. Bu tarlaya geçen sene pamuk ektiydik. Ama bu sene mısır ektik. Neden? Yeni zirai araçlar geldi ya, hasatı daha kolay olacak. Buradan da yılda 3 ürün alıyoruz. Ne ekersen ek. Allah bin bereket vermiş toprağa. Ne buldu bu? Ne olacak? Kemiktir. Yok Yasin ağa. Kemik olsa böyle ağlamazdı. Başka bir şey mi? Çekil bakayım. Silah bu. Serap Hanım'ın silahına benziyor. Abimin vurulduğu silah mı? Tıpkısı. Demek o güllü soykası buraya gömmüş ha? Gazete yeni tarihli. Serap Hanım gömmüş olamaz. O mahpusa girdikten sonra gömülmüş. Olmaz. Suçlu güllü. Halide Hanım, bu silahı buraya Serap Hanım gömmemiş. O gömmemişse kim gömmüş peki? Katil. Muzaffer Bey'i vuran katil. Serap Hanım katil değilmiş. Boşu boşuna mahpusa atılmış. Jandarmaya haber verecek misiniz? Hayır, jandarmaya falan haber vermeyeceğiz. Bunu kimse bilmeyecek. Silahı tekrar gömeceksin. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Silahı tekrar göm. Ama Halide Hanım, Serap Hanım susuz yere içeride mi yatsın? Dışarı çıkması daha mı? Çiftliğin başında onu mu görmek istiyorsun ya da fabrikanın? Buraya gelir gelmez seni gönderecektir. Hadi dediğim yap. Halide Hanım, günah hem de büyük günah. Bana akıl verme Yasin'a. Ne diyorsam onu yap. Halide Hanım, bu vebali taşıyamayız. Yazıktır. Yok yere. Hem de gebe. Sana emrediyorum. Göm şu silahı. Al. Ya,
Burada olmak bana tuhaf geliyor. Her şey çok yabancı. Zamanla alışırsın. Burası benim için çok değerli Kemal. Her köşesinde bir hatıram var. Gençliğim, çocukluğum hep burada geçti. Burada olmak, işlerle ilgilenmek, eski hayatıma devam etmek. Üstelik yanımda sen. Buranın dışında başka bir hayat düşünemiyorum. Ben buraya aitim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.